Uluslararası Para Fonu IMF'nin yeri başkanı Kristalina Georgieva, yükselen piyasa ekonomilerinden IMF'ye başkan seçilen ilk kişi. Bulgar yönetici hedefinin IMF'yi güçlendirmek olduğunu söylüyor. Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantısından birkaç gün önce Georgieva, Euronews'un küresel tartışmalarda konu oldu. Programımıza katıldığınız için teşekkürler. Beni ağırladığınız için teşekkürler. Ticaret gerilimlerinin arttığı ve küresel ekonominin yavaşladığı bir zamanda IMF'nin sorumluluğunu üstlendiniz. Her şeyden önce bu durgunluğun önemi nedir? İki yıl içinde dünya senkronize canlanmadan, diğer deyişle hızlanan büyümeden senkronize yavaşlamaya, yani azalan büyümeye geçti. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl için yaptığımız tahminler gösteriyor ki bu yavaşlama dünya ekonomisinin büyük kısmını etkiliyor. Hala büyümekte olduğumuz bir gerçek. Ancak insanların isteklerini tatmin edecek hızda değil. Ve bu yavaşlamanın nedenlerine baktığımızda ise ticari gerilimlerin bunda etkisi olduğunu kabul etmeliyiz. IMF çalışanları gümrük tarifeleri ve güven eksikliği nedeniyle ticari gerginlik hesaplaması yaptı. Buna göre 2020'ye kadar dünya gayri safi yurt içi hasılası %0.8 azalacak. Başka bir deyişle 700 milyar dolar kayba uğrayacak. Güven eksikliği aslında gümrük tarifelerinin kendisinden daha önemli. Dünya ekonomisinin büyümesini en çok etkileyen de bu. Amerika ve Çin arasındaki mevcut gerilimler Avrupa'yı nasıl etkiliyor? ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticari gerilimler hakkındaki değerlendirmeleriniz neler? Açıklanan veya hali hazırda uygulanan gümrük tarifelerinin devamlı artışı var. Ve bu da her yerde büyümeye engel teşkil ediyor. İlan edilen veya uygulanan tarifelerin yanı sıra Brexit ve genel anlamda belirsizlik ortamının büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde de endişelerimiz var. Dünyanın birçok yerindeki jeopolitik gerilim ve belirsizlik ortamı nedeniyle çoğu yatırımcı bekleyelim ve görelim moduna geçiyor. Şimdiye kadar yavaşlamanın imalat faaliyetlerinde daha belirgin olduğunu görüyoruz. Ancak belirsizlik böyle devam etmemeli. Sadece ticari gerilimin belirsizliğe neden olmadığının da altını çizmek isterim. Tüketimin açılma etkisi de var. Bu nedenle bayrak kaldırarak biz şunu söylüyoruz. Bir dakika bekleyin. Sürdürülebilir büyüme için daha iyi bir noktaya gelmeliyiz. Ticaret büyüme için iyi, iş imkanları için iyi ve en önemlisi yoksulluğun azalması için iyi. Düşük gelirli hane halkının daha fazla etkilendiği üzerine çok konuşmadığımız da bir gerçek. Serbest akış piyasalarında satın aldıkları ürünler pahalılaşıyor ve bu durumdan en çok da onlar etkileniyor. That get to be more expensive in the absence of a free flowing trade in the world. Sayın Georgieva, Avrupa'ya yönelik tehdit ve zorluklar neler? Avrupa'da gördüğümüz şey diğer gelişmiş ekonomilerde gördüğümüz durumla aynı. In other advanced economies and it is a yavaşlayan büyüme, hedeflenenin altında enflasyon ve aynı zamanda yaygın şekilde kullanılan para politikası aracı.
being quite extensively already used. In this environment when there is uygun politikalara çok yer bırakılmayan böyle bir ortamda onlara büyümeye odaklanan yeni araçlar enjekte etmeye odaklanmaları çağrısını yapıyoruz. To concentrate more on other tools they have to inject more impetus in growth. On the fiscal side, işin mali tarafında ise Avrupa ekonomilerinde özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde mali alana daha fazla yer ayrıldığını görüyoruz. Kendilerini açmaya ya da Hollanda'nın yaptığı gibi mali alanı etkin kullanmaya hazırlanabilirler. Reform için en zor ve yapılması en çok istenen alan yapısal alandır. Otomasyon, dijital teknolojilerin çok hızlı ilerlemesi, yapay zeka, tüm bunlar ülkelere yeni talepler getiriyor. Bu nedenle iş gücü piyasalarında reform yapmak, gelecek için beşeri sermayeye ve nitelikli iş gücüne yatırım yapmak, tüm bunlar politikacılar ve karar vericiler için odak noktası olmalı. Avrupa böylece gelecekteki rekabet gücünü artırabilir. Ticari gerilimler, korumacılık, Avrupa'daki Brexit ve benzeri konuların yanı sıra hangi tehditlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir sonraki saatli bomba nedir? Dikkat etmemiz gereken konulardan birisini seçecek olursam, bu iklim değişikliğinin riskleri olur. Ekonomilerin doğanın gücünden nasıl etkilendiğini gördük. Ve bu tür şoklara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra terörizme karşı da savunmasızız. Ani değişim ve şoklara daha hazırlıklı olmalıyız ve daha çevik ve adapte edilebilir ekonomiler inşa etmeliyiz. Ayrıca gelecek için esnekliğe yatırım yapmalıyız. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, röportajınız için çok teşekkürler. Teşekkürler.